Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Futbol 2024 Mobile'de bugün gelen Ribery, Drogba ve Bergkamp'ın olduğu epik kartların maksimum seviyelerine ve özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Özellikle Ribery'i çok merak içerisinde bekliyorum arkadaşlar. Drogba kaç seviye, Ribery kaç seviye? Evet, Ribery'den başlayalım arkadaşlar. Şöyle bakalım Ribery'ye. Ribery 98 seviye, 101 güçlendirmişle beraber 102 seviye oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman ya top kontrol sürmesi, sıkı tutması, falsosu güzel, hızlanması, şut gücü iyi, denge 94, dayanıklılık 80, 102 seviye, verimli kanatmış arkadaşlar. Bakalım yerin orta var mı? Ah, yerin orta da olsaydı eğer muhteşem olurdu. Zayıf ayak yeteneği de 2, formundaki yani sağ açık sol kanat, gizli forvet de ofansif orta sahada da oynayabiliyor arkadaşlar. Ribery özellikle gerçekten çok güzel. İkinci oyuncumuza bakalım. Evet, o da burada Didier Drogba. Drogba'ya da baktığımız zaman 101 oluyor ve koyduğumuzda güçlendirmiş ile beraber 102 seviye. Top sürmesi falan kötü, pasları falan kötü ama tabii ki ofansif farkında bitiriciyle kafa vuruşu iyi. Yani orta kafalarda muazzam iş yapar. Şut gücü 94. Böyle yaprak var mıymış? Yokmuş. Formu keşke iki olsaymış. Didier Drogba'nın. Bitiriciliği, ofansifi, kafa vuruşu falan, şut gücü falan iyi. Sıçraması da 91'miş. Dediğim gibi orta kafalarda müthiş bir iş yapar. Yok, bu kartı değil Bergkamp'ın. Bergkamp'ın bir kartı var. Şöyle bakalım biraz daha. Evet, burada Bergkamp'ta arkadaşlar 101 seviye oluyor. Baktığımız zaman top kontrol sürmesi, sıkı tutması falan güzel. Hızlanması bir tık daha iyi olabilirdi. Şut gücü 88. Bitecek 89. Gizli forvetle oynuyormuş. Bakalım. Oyuncu becerileri bu şekilde. Formu bilmiyorum şu an maalesef. Forvette, gizli forvette ve ofans portasada da oynayabiliyormuş Deniz Bergkamp. Şimdi onun haricinde gelen özel kartlara bakalım. Edwards'a bakalım. Edwards kaç oluyor? 97 seviye oluyor. Baktığımız zaman Edwards'a top kontrol sürmesi falan iyi. Hızlanması güzel. Dengesi 99. Paso 89. Bisticik 72'de kalmış Edwards'ın. Formu 1. Ofans fortası ve sağ açıkta oynayabiliyor arkadaşlar. El-Nesri'ye bakalım. El-Nesri 97 seviye baktığımız zaman. Uzun boylu bir oyuncu. Hava hakimiyeti yüksek. Sıçrama 93. Kafa vuruşu 87. Bisticik 87. Zaten Dünya Kupası'nda da fazla iyi işler yaptı. Yine Sevilla'da da güzel kafa vuruşları falan yapıyor. Yine formu 1'miş. Oyuncu becerileri de bu şekilde. Gori'ye bakalım. Gori 97 seviye oluyor. Ofansı 91. Hızlanması güzel. Şut gücü 82. Bitecek 88. Falsı 86'ymış. Oyuncu becerileri bu şekilde. Yine formu 1 maalesef. Luis Diaz'a bakalım. Luis Diaz 99 oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman top kontrol sürmesi falan iyi, sıkı tutması. Paslar çok kötüymüş. Bitecek 79. Hızlanması iyi, şut gücü 88, denge 80, dayanıklılık 87. Yeni orta varmış, güzel. Verimli kanat. Sağ ayakla, yani sağ tarafta da oynayabiliyormuş. Sağ açık, sol açık ve pardon, sol kanatta formu 1'miş maalesef. Jonathan David'e bakalım. 98 oluyor da. Baktığımız zaman hızlanması iyi, ofansif farkında değil, bitirecek 88. Yani pasları olsun, işte top sürmesi falan olsun, bunlar bayağı kötüymüş Jonathan David'in. Form 2 baktığımız zaman gizli forvet ve ofans ortasında da oynayabiliyor Jonathan David. Tete Galatasaray'ların en çok seyircilerin oyuncularından bir tanesi, 97 seviye. Baktığımız zaman top kontrol sürmesi iyi, hızlanması güzel, şut gücü 80, denge 84. Biraz pasları iyi olabilirdi, bitiricik biraz daha düşük kalmış, dayanıklılık 79. Baktığımız zaman süper yedekmiş. Formu 1 daha da iyi olabilirdi aslında. Tete yani birkaç özelliği. Ivanus seçe bakalım. Benotlu yaratıcı oyun kurucuymuş. 97 seviye, sol açık. Top kontrol sürmesi, tutması iyi. Hız 75, hızlama 95. Denge 98, dengesi bayağı iyiymiş. Pasları idare eder. Bitirici 78'de kalmış. Yeni orta var. Belki top sürmeden alıp yüksekten pas, alçaktan pas verilebilir arkadaşlar. Formu 1'miş.
yine sağ açık, full açık ve ofansif orta sahada oynayabiliyor. Sonuncu da Karadžić. O da 97 oluyor arkadaşlar. Baktığımızda ofansif farkında da bitiriciyle kafa vuruşu iyi. 2 metre boy var ya. Yani orta kafalarda iş yapar. Hava sünni de varmış. Formül 100 maalesef. Evet. Oyuncu bu şekilde arkadaşlar. Akşam da bir sıkıntı olmazsa inşallah. Buradan da yine top açımlar yapacağız. Yani Ribery özellikle falan gayet güzel. Bir yerin orta bulduk mu Ribery'yi? Ya da yerin ortayı herhangi bir oyuncudan onu aktardık mı daha da güzel olur. Onun haricinde yine çete falan da var burada. Sizler top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri buldunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Dediğim gibi akşamdan inşallah bir asilik olmasa canlı yayında buradan top açılımlar da yapacağız. Top açılmak isteyenler de bana ulaşsınlar arkadaşlar. Akşam onların hesaplarından top açılımı yapalım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bay bay.